Utangaç insan kimdir? Utangaç insanların en belirgin özellikleri nelerdir? Bakın bakalım, utangaç mısınız, değil misiniz? Eskiden ben utangaçtım, şimdi yırtık bir insan haline geldim. Benimki de çok iyi değil. Dengeyi bulmak lazım. Sizler için utangaç insanların 11 tane net özelliğini çıkardım arkadaşlar. Eğer bu özellikler varsa siz utangaçsınız. Haberiniz olsun. Bakın bakalım çevrenizde bu özelliklere sahip kaç tane arkadaşınız var? Sizde bu özelliklerden kaç tanesi var? Kendinizi ve çevrenizi test edin bakalım. Utangaç insanlar kimler? Bunların özellikleri neler? Hemen veriyorum. 1. Gün içinde kızarık elma gibi dolaşırlar. Bir de var ya, açık tenli ise kıpkırmızı belli olurlar. Neden? Biri bir şey soruyor, utanır. Bir şey diyecek, utanıyor. Zor bir şey bu. 2. Hakkını doğru düzgün arayamazlar. Arayacak ama cesareti yok. Çekiniyor. Ondan dolayı haklı ama hakkını savunamıyor. Üzücü değil mi? Bence üzücü. 3. Tanıdığı insanların yanında biraz daha rahatlar. Ama tanımadıkları insanların yanında acayip tedirgin oluyorlar. Kendilerini rahatsız hissediyorlar. Bir an önce bu ortamdan kaçmam lazım. Böyle diyorsanız utangaçsınız. Haberiniz olsun. 4. Bunlar muhabbetlerin şahane dinleyicileridirler. Neden? Konuşmaya utanıyorlar. Onun için herkes konuşuyor, bunlar dinliyor. Kendini ifade edemedikleri için. Vallahi böyle insanlar sevilir mi? Sevilir. Varlığıyla yokluğu belli değil zaten. Sen söylüyorsun, o dinliyor. 5. Aile büyükleri arasında sürekli efendi olarak bilinirler. Neden? Çekingen, utangaç oldukları için, kendilerini ifade eden dominant bir yapıları olmadığı için, bundan dolayı bu insanlar böyle görülüyor. Efendi bu. Peki efendi de değil. Ama çekindiği için, dominant baskın bir yapısı olmadığı için bu şekilde algılanıyorlar. 6. Her zaman içe dönük bunlar diye düşünürler. Aslında içe dönük olmayabilirler. Onlar sadece utangaç. Şimdi çok samimi kankasının yanında bir bakıyorsun susmuyor adam. Ama milletin içine geliyor. Soru soruyorsun. Cevap vermiyor. Aslında içe dönük değil. Utangaç. 7. Kısık sesle konuşurlar. Neden hocam, boğazları mı rahatsız? Hayır. Kendine güveni yok. Utandığı için mıy 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 söylüyor. Kendini gür sesle, net, açık ifade etmekten çekindiği için mıy 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 konuşuyor. Kısık sesle konuşuyor. 8. Topluluk önünde konuş. Yok be ya. Ben ölürüm. Mümkün değil. Hayatta çıkıp da 3-5 kişiye, 10 kişiye, 50 kişiye öldür daha iyi. Mümkün değil. Topluluk önünde konuşmaya cesaret edemezler. Böyle bir konuşma yapılacaksa kaçmak için bahaneler ararlar. 9. Diğerleri ne der? Şöyle yapsam, böyle yapsam, nasıl yapsam, nasıl anlaşılırım? Sürekli içlerinde ne yaparsam nasıl anlaşılırım kaygıları taşırlar. Ve bu yüzden helak olurlar. Zor be ya. 10. Potansiyelleri olmasına rağmen yansıtamazlar. Aslında çok iyi potansiyelleri var. Ama maalesef utangaçlıkları yüzünden o potansiyelleri yansıtamıyorlar. Bu da çok üzücü bir şey. 11. Bunlar görünmeye değil, görünmemeye çalışırlar. Onun için ne yaparlar biliyor musunuz? Sınıfta en arkada oturur. Hatta görünmemek için neredeyse sırayla bütünleşir. Ondan sonra bir kafeteryaya, bir yere gittiğinde en ücra köşeye oturur. Herkes görünmeye çalışırken bunlar görünmemeye çalışır. Zor bir durum ya. Evet, bu 11 özellik varsa
karşınızda utangaç bir insan var. Sizde varsa siz utangaçsınız. Onun için özgüven, öz saygı ile ilgili sıkıntılarınız var. Bu konuda kendinize yatırım yapmanız lazım. Özgüven, öz saygı kazandıktan sonra insanların içerisine girme adına zorlamanız lazım. Çünkü hayatın içinde başarılı olan, iz bırakan insanlar silik insanlar değil, kendini gösteren, karşı tarafı etkilemeyi bilen ve kendini iyi pazarlayanlar. Sen bir hazinesin ama utangaç, çekingen olursan kimse seni fark etmez. Bunu görmek lazım. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.